geldin. Bugün cumartesi. Bugün rahat rahat gezeceğiz. Ay horoz öttü. İlk durağımıza geldik. Burası bir tapınak. Ne oldu ya? Adı neydi? Adını okuyamıyorum Taci. Bugün yanımızda yerel rehberimiz Burhan Yılmaz. Yani namı diğer Buri Dev. Geçen ben sana Burhan Bey bugün burada ne yapıyoruz? Nedir burası? Buranın özelliği ne? Buranın özelliği abi, buranın manzarası güzel. Adanın birçok noktasını tepeden görüş yapabiliyorsun. Aynı zamanda havaalanına bakıyor burası. Uçakların Samu International havaalanı. Evet, Samu International havaalanına bakıyor. Buranın zaten tavukları, horozları meşhur herhalde. Birazdan gösterir size görüntüyü. Çok güzel bir manzarası var. Uçak iniş ve kalkışlarını böyle çok Tapınağı net bir geldik. Şekilde görebiliyorsunuz. Evet, tapınak da burası. Mükemmel. Uçağın inişini de gördük. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Hadi. Bak üç maymun. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Aa, burada da yine horoz var. Bak o da aynı şekilde üç maymun oynuyor. Bak görmedim, duymadım, bilmiyorum. Aa, araba geliyor. Evet, şimdi Latko Viewpoint'e geldik. Böyle sonsuz bir deniz manzarası var. Buraya motorla gelirken de o kadar keyifli bir yoldu ki, özellikle son kısmı. Şöyle aşağıda Viewpoint'in devamı da var. Bugün biraz hava kapalı, böyle uzaklar sisli gibi. Aslında normal daha açık bir günde de görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi de Grandfather and Grandmother Rocks. Buraya geldik. Burası Lamaine'in güneyinde. Konuşmadan video çekip burada havzalarını doldurabilirim ama öyle bir şey yapmak istemiyorum. Yazık bunlara. Burası deniz seviyesine yakın. Ha, bizi mi? Okey, beni fotoğraf çağırıyorlar.
dövecekler sen neredeyse. Sen sevdin mi YouTube işlerini? Buradaki Lamay Viewpoint ve Valentine's'a geldik. Buranın bir giriş ücreti var. Giriş ücreti 100 baht. Bir de buraya belirli bir noktaya kadar gelip hani motorları park ettik ama şu yukarıdaki kısmı bir saniye döndüreyim. Şu yukarıdaki kısmı Viewpoint arkada kalıyor. Oraya gitmek için ya 10 dakika kadar bir yürüme var ya da bir lift varmış. Eğer 100 baht giriş ücretini öderseniz hani o şekilde gidebiliyorsunuz yürüyerek. Ama eğer lifti kullanacağım da derseniz o zaman 200'e gidiş dönüş onu satın alıp bu giriş ücretinden de kurtulabiliyorsunuz. Yani tamamı 200 bahta gelmiş oluyor. Biz de düşünüyoruz şimdi. Burası da information noktası. Buradan öğrendik bu bilgileri. Aldık biletlerimizi. Kablolu araçla çıkacağız. Önce bu bulunduğumuz yerde önce Valentine's Stone var. Onu çekeceğim. Buradaki sular hiç güzel değil bu arada, bilginiz olsun. Phuket'tekiler güzeldi. Bu böyle bir aşk, sevgililik taşı. Çok romantik bir taş. Şöyle geldik. Bu romantik taşın önüne gelirseniz hiçbir şey olmuyor. Burası ama çok tatlış bir yer bu arada. Çiçekler, sesler falan, taş yollar güzel gözüküyor. Şimdi şurada Lamay Viewpoint, Cable Car, Zipline, Happy Face var. Bu arada biz zipline yapmadık. Kişi başı 1000 bahtı. Biz Cable Car'a devam ediyoruz. Bu tarafı gösteriyor. Ücretsiz feet spa varmış. Ayağımızı koyarsak balıklar ısırıyor. Evet, burada böyle bir durum var. Burada masajcıların önlerinde de oluyor. Böyle akvaryum gibi ellerinizi koyuyorsunuz. Ayaklarınızı sokuyorsunuz. Oraya böyle şu balıklar ayağınızı ısıra ısıra sanırım bir kan topluyor. Bir şeyler yapıyorlar bilmiyorum. Oha, su çok sıcak. Bak. Balıklar var. Bakın şurada gösteriyor Fit Spa'nın resmini. Buraya da oturma yeri yaptılar. Hiç yaptırmadın mı burada? Yaptım. Bunlar çok ısırıyor. Bunlar büyük. Kira değil mi bunlar? Bak beni kandırmıyorsunuz değil mi? Oğlum orada yazıyor oturuyor. Nerede yazıyor? Şurada yazıyor. Allah Allah. Okey. Desene be. Bir deneyim bunu. Cable Car'a doğru devam ediyoruz. Umarım bir saat yol çıkıp 2 dakika için Cable Car'a binmeyiz. Umudumuz bu yönde. 70 metre diyor. Biraz öyle gidiyor. Hayır. Yes. Cable Car'la 2-3 dakika falan geldik. Şimdi de Viewpoint'in balkonuna çıkıyoruz. Şöyle zaten şurası. Oh. Şurada fotoğrafını çekin. Bir saniye. Çekeriz, çek. Burada şöyle bir tesis var, kafe gibi. Balkonuna çıkalım artık. Bugün hava aşırı sıcak, vallahi çok zorluyor.
Şimdi adını nasıl okuyamayacağım bir tapınağa geldik. Buraya yazacağım şuraya. Bir şey var, ibadet mi var artık, bir tören var bilmiyorum ama şimdi size göstereceğim burayı. Güzel gözüküyor, bugün acayip bir şey, vallahi bayılacağım. Neyse çeviriyorum. Böyle kumdan şekiller yapmışlar, bayraklar yapmışlar. Yine her zamanki gibi şükranlara sunulduğu bir heykel var ön tarafta. Burada işte farklı olan ibadethane, diğer mimarilerden çok farklı. Tamamen toprak rengi ve işlemeli. Bu tarafta da bir şey var. Vallahi anlayamadım ama adam durmadan konuşuyor. Geçiyorum. Kermes falan da olabilir. Evet, bir törene rastladık. Bunun ne olduğunu öğreneceğim. Evet, şimdi burada bir bağışlar için insanlar bir şeyler yazıyorlar. Şöyle şuradan bırakmak için çiçek vesaire alabiliyorsunuz sunağa. Böyle sahil tarafına da iniş var şurada. Şöyle. Oha, bunlar çok yaşlıymış. Bu geçen Dilara'ya bağlayan keşiş. İlk defa bu kadar yaşlı bir keşiş görüyorum bu arada. Monk. Evet, çok yaşlı. Çok farklı bir ortam. Burası keşişin sunağı, dualar ediliyor yine. Burada sunağı bırakılmış, getirilmiş çiçekler içeride de var. Şöyle, burası bayağı manzarası güzel bir tapınak. Bakın arkadaş ne kadar güzel. Ve yine burada temple'ın bir parçası var. Evet, şimdi Guanyu'ya geldik. Burası Çin ve Müslüman mahallesinin olduğu bir yermiş. Çin tapınağıymış, Çinlilerin tapınağı. Zaten her yerde Çince yazıyor, biz de o yüzden öyle düşündük. Şöyle. Sinirden yüzü kızarmış bir abimiz. Şöyle ve buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Böyle. Fotoğrafları koymuşlar anıt gibi. Şu klasik Çin lambaları falan var. Bunlara gerçi lamba mı deniyor emin değilim ama. Evet. Gördüğünüz gibi Tayland, Tay tapınaklarından bir tık daha gösterişli. Şuraya da zaten kiliselerdeki gibi diz koyup dua edilme noktası. Şu. Lok titriyor. Ya çok fena bak, işte sigara sağlığa zararlı, bak görüyor musun?